Aylarca uğraşıldı, ard arda toplantılar yapıldı. Birleşmiş Milletler'in planıyla yola çıkılmıştı. Türkiye bu plana muazzam bir destek verdi ve taraflar nihayet uzlaştı. Rusya ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına götürecek koridor konusunda mutabakata varıldı ve imzalar atıldı. Peki bu 4 ayda neler yaşandı? Bu noktaya gelmek zor oldu mu? Müzakerelerin perde arkasında neler oldu? Bundan sonra plan nasıl işleyecek? İşlemezse ne olacak? Tüm bu soruları soracağız. Yayın konuğumuz imza için İstanbul'a gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Tüm bu soruları kendisine soracağız. Mr. Secretary General, Sayın Genel Sekreter, vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Türkiye'ye hoş geldiniz. Burada olmak benim için büyük zevk. Benim için özel bir anlamı da var. Bugünkü anlaşmanın temelleri Ankara'da atıldı diyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip bu konuda kendisinden destek istemiştim. Sonrasında ise Rusya'ya ve Kiev'e gittim. Burada Putin ve Zelenski ile görüştüm ve onlara teklifte bulunduğum tahıl ihracatı çözümü teklifinde bulundum. Ukrayna'nın tahılı ve Rusya'nın gıda ve gübre ihracatı için teklif yaptım. Savaş devam ediyor. İnsanlar hala ölüyor. Ancak bu savaşan iki taraf arasında benzeri görülmemiş bir anlaşma özelliği taşıyor. Böylesine bir anlaşmayla taraflar bütün dünyayı kurtarmak için bir anlaşma yapıyor aslında. Gıda ve gübre kıtlığı konusunda tüm dünyayı kurtarmak için bir anlaşma yapıldığını söyleyebilirim. Bu şekilde piyasalar istikrara kavuşacak, fiyatlar düşecek ve dünyada açlık ve kıtlık riski de etkin bir şekilde azaltılmış olacak. Peki sormak istiyorum, müzakerelerin en zor kısmı sizce neydi? Neredeyse 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. En zor kısmı neydi sizce? En başından beri ki 3 aydan fazla zaman geçti. Tabii müzakerelerin son turu yakın zamanda yapıldı. Ancak en baştan beri bakacak olursak 3 aylık süreçte bence en ciddi sorun güven eksikliğiydi. Tabii ki mevcut durumda bunu anlamak çok da zor değil. Son derece karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Düşünün, savaş esnasında böylesine bir durum ve ülkelerden birinin limanları ticari amaçlarla hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan kullanılabiliyor. Böylesine bir durum söz konusu olacak ve bir yandan da savaş devam ediyor. Tabii ki umarım bu anlaşmayla Ukrayna'nın gıda ürünlerinin güvenli bir şekilde ihraç edilmesi de mümkün olacaktır. Tabii ki umuyorum bu bir yandan da ihtiyacımız olan çok daha geniş bir anlaşma için ilham kaynağı olacaktır. Böylesine bir amacımız var. Cumhurbaşkanınız da çok büyük bir kararlılık gösterdi. Her türlü desteği verme kararlılığını sürdürüyor. Bir şekilde bir gün barışa ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Umuyorum ki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka uygun bir barış anlaşması olacaktır. Peki gemilerin kontrolü ve liman çıkışlarının yanı sıra seyri sefer kontrolleri tarafların uzun süredir müzakere ettiği sorunlar konular arasındaydı. Anlaşma çerçevesinin üzerinden adım adım geçebilir miyiz? Ukrayna limanlarından ayrılan gemileri kim kontrol edecek? Bunların tümü İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi tarafından yapılacak. Burada İstanbul'daki bu merkezde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler daimi olarak mevcut olacak. Sivil mi olacak? Tüm gemiler bu müşterek koordinasyon merkezinde kayıtlı olacak. Ve tüm bu gemilerin hareketleri uzaktan takip edilecek. Tabii ki riskleri en aza indirmek için kontroller uzaktan yapılacak. Ancak daimi olarak takip sürdürülecek, gemiler takip edilecek. Dört tarafta sürekli olarak her an gemilerin nerede olduğunu ve ne yaptığını takip edebilecek. İnanıyorum ki başarı için gereken
her türlü koşul hazır. Askeri bir eskort mu olacak, sivil gemiler mi eşlik edecek, hiçbir eskort olmayacak. Gemiler belirlenen ve üzerinde anlaşılan koridorda ilerleyecek, müşterek komite tarafından takip edilecek. Bölgede hiçbir savaş gemisi bulunmayacak. Sonrasında Ukrayna karasularına girecek gemiler ve mayın tehlikesi olmayan güvenli rotalardan ilerleyecekler. Bu noktadan sonra Ukraynalı yetkililerin sorumluluğunda olacaklar. Mayınlar temizlenmeyecek yani ve bir rotadan bahsediyorsunuz. Buradan geçişlerin güvenliğini garanti etmek Ukrayna'ya ait. Herhangi bir sorun olması halinde, hala bir sorunun devam etmesi halinde anlaşma tarafların üzerinde anlaşacağı bir ülkenin, tüm taraflarca onayladığı bir ülkenin mayın temizliği yaparak gereken operasyonlarla güvenliği sağlamasını da mayın temizliği yaparak güvenliği sağlamasını da içeriyor. Ancak buradaki ana fikir şu, Ukraynalı yetkililer mayınların nerede olduğunu biliyor ve bu şekilde Ukrayna sahil güvenliğiyle ya da kılavuzlar sayesinde gemilerin Ukrayna karasularından güvenli geçişi de temin edilmiş olacak. Ukrayna limanları onların gözetiminde olacak o zaman, öyle mi? Gemilerin Ukrayna karasularındaki güvenli geçişinden Ukrayna tarafı sorumlu olacak. Bu şekilde güvenli geçiş sağlanacak. Herhangi bir olay ya da saldırı olduğunda ne olacak? Hiçbir saldırı olmayacak. Tüm bu saldırılar bu anlaşmayla kesin şekilde yasaklanıyor. Yani bir ateşkes olacak mı peki? Burada terimler açık. Taraflar güvenli koridorda gemilere hiçbir surette saldırı gerçekleştirilmeyeceğini taahhüt ediyor. Güvenli koridorda güvenli geçiş taahhüdünde bulunuluyor. Ve buna binaen İster ateşkes deyin, ister mütareke deyin, şu kadarı açık, bu gemiler tamamen güvende olacak. Geri dönüşler nasıl olacak peki? Aynı şey geçerli. Denetimler yapılacak tabii ki, dörtlü müşterek komite tarafından Türk sularında gerçekleştirilecek. Böylece istenmeyen herhangi bir kargonun ister Ukrayna'ya gidişi ya da buradan çıkışı engellenmiş olacak. Denetimler ve kontroller ortak müşterek komite tarafından yapılacak, öyle mi? Evet, tüm operasyonlar müşterek komite tarafından yapılacak. Gemilerin denetimi müşterek kontrol komitesinin dört tarafınca Türk karasularında yapılacak. Peki bu anlaşmanın süresi ne kadar olacak? Anlaşmanın süresi 3 ay süreli. Bu uzatılabilecek. Uzatılabilecek diyorsunuz. Bu tabii ki ihtiyaç olduğu sürece uzatılabileceğini umuyoruz. Kaç farklı rota çizildi? Kaç tane farklı rota kullanılacak gemilerin gitmesi için? Prensipte Odessa ve iki başka noktadan bahsediyoruz Ukrayna'da. Bundan sonra da bir koridor olacak. Peki bu koridor şimdiden belirlendi mi, çizildi mi? Karadeniz'de gemilerin güvenliğini sağlamak için tek bir koridor olacak. Daha fazla koridor güvenliği zorlaştıracaktır. İki farklı anlaşmadan bahsediyoruz. Peki Birleşmiş Milletler olarak Rusya ile bir anlaşma daha imzalanıyor. Peki bu ikinci anlaşmanın amacı nedir? En baştan beri söylüyorum. Dünya böylesine bir durumu aşamaz. Son derece dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Dünya açlıkla karşı karşıya, kıtlık riskiyle, aşırı yükselmiş gıda ve gübre fiyatlarıyla karşılaşmış durumda. Birçok gelişmekte olan ülke iflasın eşiğine gelmiş durumda. Dünyanın bu son derece durumu atlatabilmek için Ukrayna'nın tahıl ihracatına, Rusya'nın gıda ve gübresine ihtiyacı var. Yaptırımlar gıda ve gübreyi kapsamıyor. Ama tabii ki bunun bir geniş etkisi var. Özellikle nakliyat şirketlerinde, bankacılık sektöründe etkileri yatsınamaz. Burada operasyonları etkilediği de açık tabii ki, sigorta sektörü, sigorta şirketlerini de etkiliyor. Bu sebeple Rusya ile Birleşmiş Milletler'in aktif olarak sürecin bir parçası olması konusunda anlaştık ve bugün daha şimdiden
Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımların gıda ve gübreye uygulanmayacağı konusunda net bir açıklama geldi. Bu konuda AB'den de bekliyoruz. Benzer bir açıklama gelecek. Aynı pozisyon var. Taraflarla da yakın temas halindeyiz. Rusya ile imzaladığımız mutabakatta yaptırımları net bir şekilde bizim rolümüzü netleştiriyor. Birleşmiş Milletler'in Rus gıda ve gübresinin engelsiz ihracatını sağlayıcı rol üstleneceğini içeriyor. Tabii ki prensipte yaptırımların gıda ve gübreye uygulanmaması hususunu da dikkate alarak. Son sorum bu anlaşmanın ticari yönüyle ilgili olacak. Sonuçta tabii ki ticari bir ihracat anlaşması ve şirketlere tabii ki bu noktalara ticari olarak da şirketlerin de boyutu var. Bu konuda şirketlere nasıl güvence vereceksiniz? Bu anlaşma tabii ki tüm gemicilik şirketlerinin, nakliye şirketlerinin katılmak isteyeceği şartlar sağlayacak. Tabii ki istedikleri şekilde operasyonlarını organize edeceğiz. Müşterek koordinasyon merkezinin bir parçasıyız ve diğer taraflarla birlikte güvenliği sağlamak için gemileri ve operasyonun güvenliğini sağlayacağız. Ancak işin ticari boyutu tabii ki ticari şirketler ve nakliyat şirketleri tarafından yürütülecek. Birleşmiş Milletler'in burada herhangi bir müdahalesi olmayacak. Biz tabii ki tarafların bu şirketlere tam garantiler vermesini sağlama konusunda Birleşmiş Milletler tabii ki aktif bir rol oynayacak. Peki son sorum demiştim ama müşterek komite ne zaman kurulacak? Gemiler ne zaman seferlere başlayacak? Ne zaman görebiliriz? Müşterek komitenin önümüzdeki birkaç günde kurulmasını bekliyorum açıkçası. Tabii ki yapılması gereken limanlarda yapılması gereken bazı şeyler var ancak kısa sürede yapılabileceğini düşünüyorum. Kısa bir hafta, 10 gün diyebilir misiniz? Tabii bu konuda size net bir tarih veremiyorum ancak inanıyorum ki sanırım en fazla 2 haftada halledilebilecektir ama göreceğiz tabii. Bu operasyonların da bu sürede başlayabileceğini düşünüyorum. Belki de sahadaki duruma göre. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Sekreter. Bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye'ye derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Türkiye'nin süreçteki varlığı ve kararlılığı olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olamazdı. Türkiye'nin oynadığı çok güçlü rol olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık. Türkiye ile ortaklığımız sayesinde bu çözüme ulaştığımız için çok mutluyuz. Sayın Genel Sekreter tüm yorumlarınız ve vakit ayırdığınız için teşekkürler. Yayın konuğumuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ti. Tahıl koridoru planına imzalar atıldı. Şimdi önemli olan bundan sonra plan nasıl işleyecek? Hem planın ayrıntılarını konuştuk hem de bu müzakere sürecinin perde arkasını. Biz İstanbul'dan özel röportajla karşınızdaydık. İyi günler.